Sevgili TV9 İzmir izleyenleri, ana TV9 İzmir ailesi olarak Ödemiş Spor Tesislerindeyiz. Bildiğiniz üzere 2023-2024 sezonu başladı. İki maçı da galibiyetle kazandılar Ödemiş Spor. Bu nedenle onları şimdiden kutluyoruz. Bundan sonraki maçlar için de başarılar diliyoruz ama bu maçlara yönelik neler söylemek istersiniz? Hem sizleri tanıyalım hem de düşüncelerinizi alalım. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Benim adım Hakan, kaleci mevkisindeyim. Güzel bir ekip oluştu burada. Hem camiasıyla, hem futbolcusuyla, hem yönetimiyle, hocasıyla. 2'de 2 yaptık dediğiniz gibi. Güzel bir ivme yakaladık. İnşallah bu hafta sonunda bunu 3'de 3 yapıp daha güçlü olarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımız da tribünlere bekliyoruz. Bize güvensinler. Biz de elimizden geleni fazlasını yapmaya hazırız. Sizlerin de düşüncelerini alalım. Alper, senin düşüncelerini alalım. İyi bir başlangıç yaptık 2 haftalık süreçte. Yeni kurulan bir takımız. O yüzden alışma sürecimiz de var. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hem oyun olarak hem arkadaşlık olarak. O yüzden Hakan'ın dediği gibi taraftarımızla maçları bekliyoruz ki hep beraber olursak bu maçlar bizim için daha kolay geçer. Taraftar Ödemiş Spor'dan büyük beklentiler içerisinde. Çünkü bildiğiniz üzere uzun zamandır bir üst lige çıkamıyor. Neler söyleyebilirsiniz taraftarın beklentilerine yönelikte? Biz artık takım olarak geçmişte olan olaylara değil, önümüze bakmak istiyoruz. İyi bir takımımız, iyi bir takım kuruldu burada. Tesiste olsun, dışarıda olsun arkadaşlarımız çok iyi. Takım için gerekenler de yapılıyor. Bizim artık üstümüze düşen galibiyetler alıp, iyi oyun sergileyip hem taraftarımızı mutlu etmek hem de kendimiz için burada. Ben bir Ödemiş olarak bu takımla beraber üst lige çıkmak için çalışacağım. Arkadaşlarımla beraber hep beraber güzel bir şekilde inşallah galibiyet alarak gideceğiz. Bu şekilde gidersek zaten takımda bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi amacımız üstlük. Geçmişte olan olaylara çok bakmak istemiyoruz. Biz yeni bir takımız. Hedeflerimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle burayı bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Vallahi yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz. Yeni bir ekibiz. Yeni bir oluşum var. Öncelikle yani yönetim kurulu olarak onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Arkasından hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Yani biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu da 2 haftada bunun verimini aldık ama biz her maç üstüne koya koya böyle devam etmeye devam edeceğiz. O yüzden çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten hocamızın bize gösterdiği programla beraber yürüyoruz. Şu anda her şey çok güzel ama inşallah sezonun sonunda mutlu bir şekilde artık bu sene şampiyon olmayı hedefliyoruz. İnşallah sonu güzel olur. O sene bu sene mi diyeceğiz artık? Vallahi ben 2013'te de buradaydım. Bir final kaybettim burada. O yüzden artık o sene bu sene olması lazım. Çünkü yani burası çok büyük bir cami. Burası çok güzel bir yer. Yani burada herkes birbirini iyi bilir. Ödemiş Spor halkı olarak zaten bilinir. Sadece burada futbol olduğu için buranın artık bu ligde değil de bir başka liglerde görmek nasibiyle inşallah o sene bu sene diyoruz. Biz de TV9 İzmir ailesi olarak sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Ödemiş camiası olarak. Ben beklentilerin büyük olduğu yerden mutluluk duyuyorum. İnşallah bize nasip olacak. Ödemiş Spor'u bal ligine değil profesyonel lige taşımak istiyoruz. Ben çocukların hepsinden memnunum. İyi çalışıyorlar. Çok özverililer. Tahmin ediyorum seyircimizle bütünleştiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Ondan da bizi desteklemelerini sonuna kadar bekliyorum. Kendilerine de teşekkür edeceğiz. Her sene sonunda da onlarla bizle beraber bütünleşip bu takımı bal ligine oradan da profesyonel lige taşımak istiyorum. İki maçı nasıl değerlendiririz galibiyetle? Şimdi şöyle çok geç hazırlık dönemine çok geç başladık. Ama oyuncu anlamında iyi çalışmayla belli şeyleri kapattık. Bizim hazırlık dönemimiz bir iki haftamız daha var. Onları da tamamlayıp hazırlık dönemini bizi bitireceğiz. Daha sonra 7. haftamızı tamamlayıp inşallah önümüzdeki 7. yani 4. maçımızdan sonra daha iyi bir Ödemiş Spor seyrettireceğiz herkese. Ben biliyorum buranın beklentisini. Evet. Maalesef. Bizim de öyle. Biz de basın olarak tam elimizden gelen ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah. Taraftar olarak da beklentilerini... Camianın beklentisi ben hep söylüyorum. Yani Ege bölgesinde 6 takım var. 6 takımın projeyi amatör ligde oynaması çok acı. Yani bunların isimlerini siz de biliyorsunuz. Çok acı. Bunların hepsinin profesyonel ligde oynaması lazım. İnşallah. Evet.
İzmir Spor, Ödemiş Spor, Muğla Spor, Torbalı Spor. Yani bunlar profesyonel ligde oynamış takımlar. Söke Spor, Muğla, bunlar Sahilli Spor. Yani üst lige potansiyelleri var. Diğer takımlar, tabii yetenek var. Buradan çok oyuncular yetişti buralardan. İnşallah olacak ama öncelikle biz çıkmak istiyoruz. Evet, inşallah. İnşallah bize nasip olur.